Sevgili dostlar, selamlar. Bugün İzmit'teyiz. Bizim burada bir bahçemiz var. Biraz meyve toplayalım beraber. Öncelikle tavuk arkadaşlar ve horoz tabii ki. Çok harika bir horoz. Gel bakayım. Çok karizmatiksin dostum. Bizim burada bir amcamız var. O ilgileniyor bunlarla. Daha doğrusu onun zaten. Şimdi kapılarını açmayalım. Burada meyvelerimiz var. İncir vardı. Ha, şurada bir de kuş yuvası var. Nerede? Şurada. İncir vardı. Bitti. Bakayım belki üstünde kalmış olabilir ama kalmışsa da zaten yani kurumuştur. Burada birkaç meyve ağacımız var. Buraya pek sık gelemiyoruz. Azıcık bakımsız kalıyor ne yazık ki. Allah'tan ki burada şöyle bir evimiz var. Yani öyle çok muhteşem bir yapı olmasa da bizim için son derece güzel oluyor. Çocuklarla falan arada hafta sonları kaçabiliyoruz. Neyse şimdi asıl mesele zaten meyve topluyorum. Buna biraz pas vurmuş. Bu arkadaşlar muşmula ya da döngel. Aslında şunu alalım. Bu videoyu yapmak istedim. Hem dedim şöyle bahçelerden bir şeyler görelim. Hem de şu muşmula mı döngel mi? Bu konuyu bir aydınlığa kavuşturalım dedim ama düşündüm. Aydınlığa kavuşacak bir şey yok çünkü her yörede farklı isimle anılıyor. Demin biraz topladım şöyle. Ondan sonra değil mi? Buna beş bıyık diyen de var. Şunu da alalım. Neden beş bıyık? Çünkü şu bıyıklarının sayısı 5 tane. Bir adı daha var. Değişik bir adı daha var. Yani hayatımda hiç duymadım desem yeri. Şimdi şöyle biraz bakalım. Şurada bir ağzımız daha var. Arkadaşlar muşmulayı genel olarak biliyoruz. Az sonra size şimdi bak şurayı görelim. Şurada asılı bir şeyler var. Fark edebiliyor musunuz? Şöyle tane tane. Asıl çılgın malzeme orada var. Birazdan oradayız merak etmeyin. Şimdilik ben birazcık muşmula topluyorum. Bir de bunu yani pazarlarda falan aldığımız zaman genelde böyle çürük falan çok çıkıyor içinden. İyisi tabii ki var da. Arkadaşlar iyisini bulduğunuz zaman hiç affetmeyin. Hadi bakalım. Şimdi biraz topladık. Arkadaşlar incir için derler ki incir cennet meyvesidir. Neden mesela derler? Hiç zahmeti yoktur. Dalından koparıp direkt ağzınıza atarsınız. Ne çekirdeği vardır ne kabuğu vardır. Yıkamazsınız bile. Arkadaşlar şunu az önce fark ettim ki muşmulada bir cennet meyvesi olabilir rahatlıkla. Neden? Çünkü dalından koparıyorsunuz. Sadece ben şu önünü önce koparırım. İçine bakarım ki hafif çürüme var mı? Şöyle usulen bir bakarım. Yoksa hemen ağzıma atarım ve hepsini yerim, yutarım. Bir şey ayırmam. Yani benim için bugüne kadar gördüğüm ikinci cennet meyvesi de muşmula olmuş oldu bu şekilde. Bu ne? Nane mi? Ne bu? Yok değil. Şimdi bu bir ayvaydı. Bu vermiyor birkaç senedir. Bunları bir daha olduğu zaman bakarız artık. İncirlerimiz. Şurada bir tane büyük ağacımız var. Muşmula nispeten büyük. Bunu annemin toplamıştım. Başka şöyle bakalım. Başka da yok. Burası güzel bir yer. Bu ağacımız dut. Şurada eriğimiz var. Bir şeyler var çok şükür. Birazdan arkadaşlar hurma faslına geçeceğiz ki orada enteresan şeyler var. Heyecanla bekleyin. Arkadaşlar üzümümüz var ama üzümler bitti tabii ki. Bak şimdi bu üzüm şöyle bir üzüm. Buna biz kokulu üzüm deriz. Siyah ama bunun o her zamanki siyah üzümden farkı ne? Hikmeti. Bu yiyilirken kabuğunu yemeyiz biz. Kabuğu yiyilmez. Acıdır biraz. Şöyle sıkarsın. İçi çıkar ve içini çekersin. Kabuğu kalır. Çok büyük bir afiyetle yeriz. Fasulyeler var. Bunlar yemek için değil. Şimdi hadi gidelim şu hurmalara bakalım. Hurmalar.
Ha, şimdi bu hurma. Bunu özel yapan şey ne? Bu arkadaşlar ne diyorduk ona? Malta eri. Yeni dünya diyenler var ki ben o isme karşıyım. Dedim ama hani burada hurma. Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Bunu pek birazcık ışık verelim. Bunu da çoğu insan pek bilmiyor. Pek olan bir şey değil, sık. Böyle küçük bir hurma. Şu Trabzon hurması var ya, cennet hurması deniliyor. Onun minyatürü gibi. Şöyle bunu tabii tek tek toplamıyorsunuz. Şöyle dalıyla beraber kırmamız lazım. Yoksa tek tek toplanacak bir şey değil. Şöyle aldık. Yine tabii ki müthiş tatlı bir şey. Lezzetli. Şunu da alalım. Aslında makasla bunları alabilirim. Şöyle topladık. Arkadaşlar bu genelde böyle yerseniz ağzınızı biraz buruşturur. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar bu kuruduğu zaman şöyle yere düşmüş kurumuş hali var. Kuruduğu zaman arkadaşlar şöyle bir hal alır. Daha da koyulaşıyor ve o iç bayıltan lezzeti de gidiyor. Bilenler biliyor zaten de. Şurada var. Arkadaşlar bu hali muhteşem. Bunu bir yerde görürseniz deneyin yani. Pek aşağılarda kalmamış. Yukarılara doğru azıcık tırmanmamız lazım. Bu hurmadan da böyle az sonra telefonda düştü elimizden neredeyse. Az sonra en heyecanlı kısma geçiyoruz. Şunları da şuraya koyalım da bir kova alalım elimize. Bir adet hindiba. Görüşmek üzere. Ve şimdi geldik kader anı. Arkadaşlar şu cennet hurması ya da Trabzon hurması, zaten ikisi de aynı şey malum. Bunun arkadaşlar bunu soyuyorsunuz, usulüne uygun bir şekilde bir şeyler yapıyorsunuz ve kurutuyorsunuz. Az önce burada müthiş eşek arısı vardı, bayağı yemişler bunlardan belli. Allah'tan ki gitmişler. Arılardan öyle çok korkmam ama ısırılmak da istemiyorum. Yok, hala uçuyorlar. İşte bunları bir şekilde toplamamız lazım. Biz her sene böyle toplayıp kurutmaya çalışıyoruz. Gerçekten böyle, dur bir tane koparalım. Kopar. Koptu. Şöyle bir şey dostlar, biliyorsunuz. Bunun üstünde azıcık küf olmuş gibi ama yani yiyebileceğiniz hayatta en lezzetli şeylerden birisidir. Bu yumuşak bayağı. Dışarıdan aldıklarınız genelde sert oluyor. Görürseniz yumuşaklarını almaya çalışın. Hani bilmeyen arkadaşlar, bilenler zaten biliyorlar. Bu hurma ne yazık ki çok o kadar, yani bir facia olarak pek o kadar itibar görmüyor. Arkadaşlar bu çok korkunç bir hata. Şöyle bunları soyun hafif olmadan. Bunları soyuyorsunuz dostlar ve ne yapıyorsunuz? Asıyorsunuz. Onlar kuruyorlar. Ve sonrasında yemesi gerçekten olağanüstü keyifli bir, ne derler, gıda mı, yiyecek mi? İşte böyle. Dur bakalım, şunun içini açalım. Bir saniye, çok pardon. Şöyle. İşte oldu. Arkadaşlar bunu bilen biliyor, bilmeyen arkadaşlar tavsiyemdir. Biraz hızlı bir şekilde öğrenmeye bakın. Görüşmek üzere. Bir bahçe, bir meyve videosundan selamlar, sevgiler. Şimdi videoyu kapattık ama hadi bu da bonus bölüm mü olsun? Dünyanın arkadaşlar en büyük bahtiyarlıklarından, en büyük hazlarından birisi herhalde. Şöyle camınızı açıp herhangi bir meyveye dalında ulaşabilmek olsa gerek. Vaktiyle teyzemin evindeydik Denizli'de. Bildiğiniz sıradan bir çorba içiyoruz ve dedi ki limon ister misin? Tabii ki isterim, limon istemez mi? O dolaba gideceğine pencereye gitmişti. Ve dalından, limon da değildi aslında da, limonumsu bir limon mandalina karışımı bir şey koparmıştı, getirmişti. Çorbamıza sıkmış, içmiştik. Böyle bir şey yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu imkanlarınızı korumaya bakın.
Bugün ayın Aralık 2 galiba. Şöyle etrafı görmek isterseniz, demin boğazın altındaydık. Böyle bir yer. Kocaeli, İzmir, ben buraları seviyorum. Bu konularda biraz daha İstanbul'a göre baya iyi. Biraz daha değil, baya iyi. Biraz daha doğayla iç içe kalabiliyorsunuz. Buna uygun yerler çok daha fazla miktarda var. İstanbul'da sadece ne yapabiliyoruz? Şehrin baya dışında. Ancak böyle şeylere ulaşabiliyoruz. Evet, durum böyle.